Olmazsa olmaz. Olmazsa olmaz. Adana'da her yerde bumbar yiyebilirsiniz. Her evet. yerde ama en iyi bumbarı burada yersiniz. Neden diyorum ben size? Çünkü etli yapabilen tek yer bizim. O şekilde yapıyoruz biz anne köftesi. Çünkü İmam Bayırlı dediğimiz patlıcan etsizdir. Etsiz mi? Evet. Vejeteryan mı? Vejeteryan diyelim biz buna. Evet. Merhaba lezzet tutkunları, kanalıma hoş geldiniz. Yine bir lezzetin peşinde Adana'dayım. Olmaktan büyük keyif aldığım bir mekanın önündeyim. Adana'da evlerde yapılan yemeklerin sunulduğu bir mekan. Köy sofrası hemen arkamızda bulunuyor. Şimdi içeriye gireceğiz. Ulaş şefim bizi bekliyor. Birbirinden lezzetli Adana yemeklerini bize tattıracak. Hadi gelin bu lezzetli videomuza hep birlikte başlayalım. İçeriye girdik. Muhteşem bir manzarayla karşı karşıyayız. Ulaş şefimle birlikteyiz. Ulaş şefim kolay gelsin. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Valla böyle tezgah görünce anılara gidiyor aklım. Evet. Ben de yıllarca esnaf lokantası işlettim. Sabah 5'te gelip kendim bir zat öğlen servisine hazırlıklar yaptım. Böyle tezgahın başına geçtiğim zaman duygulanıyorum, anılarımı anlıyor ve ustalarımı çok iyi anlıyorum. Çok teşekkür ederim. Zaten benim halimden en iyi sen anlıyorsun. Ulaş şefim, bir seni tanıyalım öncelikle. Tabii ki. Adım Ulaş. Aslen Muşluyum ama doğma büyüme Adana'dayım ben. Evet. 14 yaşından beri bu sektördeyim. İlkokulu bıraktıktan sonra bu sektöre girdik. Şu an şimdiye kadar da bununla uğraşıp duruyorum. Evet. Yani. Burası köy sofrası Adana mutfağının evde yapılan yemeklerini misafirlerle buluştuğu bir lokanta aslında. Aynen, ben her zaman şunu söyleyelim. Bizim buraya geldiğinizde salonunuzdan kalkıp mutfağınıza gidiyor musunuz gibi hissedersiniz. O kadar. O kadar. Vallahi ben ilk geçen sene, 1,5 sene önce gelmiştim buraya. İçli köfte yedim. Bu arada içli köftemiz var değil mi? Tezgahta. Var tabii ki, hepsini hazırlıyorum. Abi ben burada yediğim içli köftenin tadını hala unutamıyorum arkadaşlar. İnanılmaz bir içli köfte. Ama tabii diğer lezzetleriniz de çok güzel ama o içli köftenin tadı hala aklımdan. Tadı damağımda. Antalya'ya bile gönderecek ikisi. Evet, evet biliyorum yani. Evet, şimdi şefim, neler var tezgahımızdaki yemeklerden? Şöyle, en baştan bir başlayalım. Aynen, süt danası kavurmamız var bizim. Dana kavurma. Aynen. İçinde arpa soğanlar. Arpa soğanla beraber. Oh. Anne köftemiz var. Annelerimizin evde yaptığı köftenin aynısıdır. O şekilde yapıyoruz biz anne köftesi. Çünkü İmam Bayırlı dediğimiz patlıcan etsizdir. Etsiz mi? Evet. Vejeteryan mı? Vejeteryan diyelim biz buna. Evet. Şöyle de belen tavamız var. Belen tava, Hatay'ın. Hatay usulü belen tavamız var. Bu çıtır tavuğumuz. Şinisel de ediyorlar zaten. Fırında tavuğumuz var. Peki sütlü, çorbalar? Sütlü kereviz çorbam var. Sütlü kereviz. Sütlü kereviz çorbam. Evet. Oo. Şöyle analı kızlı. Analı kızlı. Evet. Bu analı kızlı Gaziantep yöresine ait değil mi? Gaziantep yöresinde etli yaparlar bunu. Ha, bunun içine kuşbaşı eti de koyarlar. Ha, evet. Adana'da etsiz mi? Adana'da böyle. Şöyle sadece eti içli köftenin içinde var. Ha, içli köfte. Normalde içine kuşbaşı eti de koyuyorlar. Ha, Adana yöresine de ait bir. Aynen. Mercimek çorbamız var orada. Ama geldik var. Burada bir yemek. Abi ben evet. Burada çok bayılıyorum buna. Etli dolmamız. Sumak ekşili. Sumak ekşili. Değil mi? Of. Güzel ekşisi falan. Baharat güzel. Harika. Ve bumbarımız. Olmazsa olmaz. Olmazsa olmaz. Adana'da her yerde bumbar yiyebilirsiniz. Her evet. yerde ama en iyi bumbarı burada yersiniz. Neden diyorum ben size? Çünkü etli yapabilen tek yer biziz. Siz etli mi yapıyorsunuz? Hiç etlidir bunların. Evet. Yani sizin farkınız içinin etli olması. Evet, eski evlerde usul. Evlerde zaten anam babam usulü bunun içinde et olması. Aynen, odun ateşinde pişer. Hı hı. Et yemek doğulur. Bakır kazandan bir şey bir de. Güzelce temizlenir tabii ki. Oo, güzelce abi. Temizleri bunların hepsi. Şimdi bu herhangi bir koku olduğu zaman kesinlikle yenmiyor. Aynen. Bu tarz ürünleri, sakatat ürünlerini baharatlı masanıza geldiği zaman kesinlikle geri yollayın abi. Ürüne güvenmeyen ürünün üstüne baharat atarıyorlar. Aynen, doğru söylüyorsun. Çünkü neden? Kimyon, baharat tarzı ürünler bu tarz ürünlerin ayıbını kapatır. Onun için lütfen hani bu tarz mekanlara gittiğiniz zaman sade isteyin. Siz masanıza baharat isteyin, baharatı masanıza ilave edin. Aynen. Doğru mu şef? Doğru söylüyorsun. Evet. Çok doğru söylüyorsun. Şimdi çünkü kokuyu tek kapatabilen şey baharat. Baharattır yani. Evet. Kimyon onu baharatını çok atarlar. Evet, bulgur pilavımız var. Şöyle ve tereyağlı bulgur pilavımız. Tereyağlı tabii ki. Hadi ya. Tereyağlı. Çok güzel. Ve pirinç pilavımız var hemen yanında. Evet. Şimdi şefim. Dinliyorum. Güzel bir masa yapalım. Tabii ki. Vallahi şu an açım. Kahvaltı yapmadım. Özellikle öğlen servisinden önce geldim ki hem kahvaltı ile öğleni birleştireceğim şimdi. Hem de sizin servis yoğunluğunuz başlamadan, tezgah bozulmadan takipçilerimle güzelce bu tezgahı buluşturmak istedim. Hem gözünüzü hem karnınızı doyuracağım. Abi gerçekten sağlam açım. Tamam. Hani birçok mekana giderken ben tok gidiyorum. Tamam. Daha öncesinde farklı videolar çektiğim için. Şimdi buraya aç geldim. Özellikle de burayı bu şekilde bekledim. Çünkü buranın lezzetlerine inanıyorum. Hemen. Tamam. Hadi o zaman katalım. Ne yapalım? O kadar anlattık. Bumbardan başlayalım size. Bumbardan başlayalım. İnceleri. İncesi mi makbul bunun? İncesi makbuldür. Kalın seven de var ama incesi daha iyi. Bunun içi yağlı. Yağını kaybetmeden güzelce pişirildiği zaman tabii ki çok lezzetlidir.
Tabii ki suyu. Olmazsa olmazı. Evet. Oh. Yeterli, bunu koyalım hemen. Hemen dolmaya geçelim size. Dolmaya geçelim abi. Patlıcan. Kabak. Kabak ve biber mi? Biber. Yeterli, 3 tanesi. Ve sos. Ve sosundan. Adana'da yemekler hep yağlı ama. Yağlı. Dikkatime gidiyor mu? Yağ oranı biraz daha olur. Yüksek. Biz dışarı çıktığımız zaman aç kalıyoruz. Abi aç kalıyorsunuz. Salçaya ve baharata, acıya alışıyoruz. Şimdi Antalya'da biz bu kadar yağlı yemek yapalım, yemekleri geri yollarlar biliyor musun? Doğrudur. Çünkü alışmışlar. Damak tadı insanın neye alıştıysa en iyi yemek odur. Tavuğumuz, fırında tavuk. Evet. Evet. Şu yemeklerden de azar koyalım, tamam mı? İsraf olmasın, yazık tamam. Olmasın. Azar porsiyon koyalım. Mesela belen tavamızdan. Vallahi neyi yiyeceğimi şaşırıyorum böyle yere geldiğim zaman. Belen tavamızda koyduğumuz zaman. Azar azar. İçinde sarımsak da var bu belen tavanın. İnanılmaz ya. Sarımsak benim olmazsa olmazım abi yemeklerde. Sarımsak ve acı. Sarımsak ve acı. Bildişimi. Bir tane de patlıcan. Tane bir tane koyalım abi. Yani İsraf olmasın. Yazık günah yani. Biz hepsini yiyemeyiz. Çünkü tek başımayım. Bir de kameraman arkadaşım var. Biraz sonra bir misafirimiz daha gelecek ama. Onlar geldiği zaman kendileri söylerler artık. Anne köftesi. Ve evet. Ama bir şey söyleyeyim mi? Bu patatesler olmamış ha. Neden? Ya ev patatesi isterdim ben yani. Açacağız. Şey, yani bir ev patatesi beklerdim burada. O zaman ben size ev patatesi veriyorum. Yok, hayır. Yok, yok, ha, vereceğim. Şu, buradaki. Evet, bak burada biz, ev patatesi var. Biz onu unutur muyuz? Bunu fırında yaparız. Biz kızartma değildir, ev patatesi. Biz onu unutur muyuz? Köy vallahi ben olarak. Yani hiç dikkatimi çekmedi burası. Vay, köy sofrası da kendine yakışanı yapar zaten. Ay. Evet abi. Şöyle yapalım mı Ulaş Ustam? Ben masaya geçiyorum. Tabii ki. Sen de gel. Tabii. Birlikte yemeği çok severim. Ben tamam. Tek başıma yemek yiyemem. Benim yanımda illaki birisi olacak. Ben de açım zaten. Sofralar bizlerde dostlarla olur. Aynen öyle. Dostlarla lokma paylaşıldıkça lezzetli hale gelir. Onun için birlikte masaya bekliyorum seni. Tabii ben masaya hemen, geçiyorum. Hemen geliyorum. Hadi bakalım. Geldik en güzel ana. Lezzetlerin tadına bakacağız. Ulaş şefimin arkada hummalı çalışmasını görüyorsunuz. Şimdi işinden alıkoymak istemedim. Aslında onunla birlikte yiyecektik. Tam o esnada Ender geldi. Ender'e dedim ki beni kurtardın. Çünkü ben tek başıma yemek yemeyi çok sevmiyorum Ender'im. Beraber yiyelim. Beraber yiyelim ama sana bir servis alalım. Bir tabak alabilir miyiz? Servis alabilir miyiz? Evet. Abi ilk önce neyden başlıyoruz? Anne köftesinden. Ben anne köftesine bayılırım abi. Bak bakayım nasıl buradaki. Buradaki anne köfteleri. Benim Adana'da iki tane lokantam var. Birisi burası, birisi de bir yer daha var. Hmm. Onu daha sonra götürürüm seni. Öyle mi? Hmm. Ben lokantacıyım ya. Lokanta olduğu zaman çok seviyorum. Ama buranın, evet. Geçen sene geldiğim zaman içli köftesine bayılmıştım kardeşim. Gelir şimdi. Gelecek, evet. Arkadan sipariş verdim hemen içli. Hemen haşlanıyor şu anda, yapacaklar. Abi, mumbar, içli köfte, geçen sene unutmadım. Lezzetlerden birisi, bir de dolması. Sadece dolmayla yapıyorlar. Hmm. Dönem daha yetmedi. Şu mumbarın şu temizlikte bak hiç baharat atmadan direkt denedim arkadaşlar. Muazzam ya. Ama bu ne ister abi? Perşembe günleri bugün şansına. Abi bu ne ister biliyor musun? Bu kimyon ister. Sakatat ürünlerine kimyon atmalarının nedeni arkadaşlar kimyon sindirimi hızlandırır, sindirimi kolaylaştırır. Sakatat ürünleri genellikle sindirimi zor yiyeceklerdir. Evet. Onun için de kimyonla bu lezzeti biraz yumuşatıp biraz daha aroma vermesini sağlar ve rahatlatır. Onun için işte şırdancılarda falan masada pul biberle kimyon olur. Başka bir şey olmaz. Abi şöyle bol bol at. Pamuk gibi değil mi ya? Abi muhteşem. Ben seviyorum zaten. Perşembe günleri genelde denk getirmeye çalışıyorum. Öyle yani. Mi? Hmm. Ya. Şansıma haftada bir gün çıkıyormuş. O da perşembe günüymüş arkadaşlar. Ama bunu hafta sonunda kumarlardı. Neden biliyor musun? Çünkü Türkiye'nin her yerinden hafta sonları buraya et yani kebap et yemeye gelen insanlar var. Evet. Yani bu şırdan yani bu mumbarı kesinlikle yaz boyunca da kapalıydı hafta sonu ama artık açıklar cumartesi günleri. Abi bence kesinlikle şu mumbarı cumartesi günleri menüye koymaları lazım. Az da olsa çünkü şehir dışından gelen insanların bu lezzete bakması lazım. Bana göre Nirvana ya. Mumbardan Nirvana abi. Bir de bakır kazanda kara
tencerede yapılıyor arkadaşlar. Odun ateşinde. Vallahi ben buna daldım gidiyorum ya. Bir de şu, biraz sonra devam edeceğim ona. Kavurması da iyidir bu arada. Abi, hepsi güzel. Seninle şu kabağı bölüşelim. Bölüşelim. Hı? Bölüşelim. Sen al canım. Gerisini gönder bana. Şöyle abi. Ağzını bana ver ama. Nasıl? Al hadi. Ağzını sana verdim. Bu arada hayatımda ilk defa etli dolmayı bu sene yedim. Niye? Annem bize hep etsiz yapardı, istemezdik. Allah Allah. Çocukluğumuzdan gelmem. İlk defa bu sene yedim. Allah'ım geldi. Vallahi geldi. Dumanın üstünde bahsediyor. Dumanın üstünde. Şükür kavuşturana. Ben şunu şöyle koyacağım abi. Biraz sonra mumlara devam edeceğim. Abi şimdi, şu güzelliğe bakar benim mısın ya? Şunu yapmam lazım. Sen onu yaparken. Ne yapıyorsun? O yağ çıkarken falan. Abi adam direkt çekimci ya. Bak abi. Şöyle gel Habibciğim kamerayı. Bak abi. Şu güzelliğe bakar mısınız ya? Bu o bir. O limonu da sıkacaksın içine. Bu iki. Bak abi. Şu limonu da sıkacağız abi içine. Birazcık bu esnada soğuyacak bu. Bak 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 bak. Oh 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 oh. Şu an adamın dışında herkesin gözü yaştı Murat. Vallahi benim bile gözüm yaştı şu anda masada. Abi birazcık o soğuyuncaya kadar ben şu kabak dolması, hafif ekşimsi, çok lezzetli bir dolma yiyorum şu anda. Niyazi hocam sizi benim yerime alalım. Buyurun. Lütfen. Oğlum, hayır, masada hayır, masada hayır, ikinci bir yakışıklı istemem. Gel. Gel abi gel. Ne haber? İşte hocam da geldi. Hocam işletme sahibi. Evet. Evet. Kendisi aynı zamanda doktor. Ama nasıl bir doktor? Abi ne yapıyor biliyor musun? Bu benim gibileri düzeltiyor. Estağfurullah. Ama bayağı takip ediyorum. Çok zayıfladınız. Evet. Zayıflayınca bize ihtiyaç düşüyor. Ben plastik cerrahi uzmanıyım. Evet. Zayıflayınca insanların bazı bölgelerinde oluşan hafif sarkıklıkları toparlıyoruz. O yüzden de en de sonunda bana geliyorlar. Yani ben önce yediriyorum. Evet. Sonra da hocamın görevi yemek tabiriyle dönerde topar, topar. döneri astığın zaman bir tıraş vardır, tamam mı? O tıraş yapılır. Böyle dönere aynen bir şekil verilir. Senin olayın o ya. Aynen. Ama maşallahınız var. Teşekkür ederim. 30 kilo gitti ya. Evet. Maşallah. İyi hocam, takip ediyorum. Hocam ya ben var ya buraya geldiğim zaman iki lezzetli kafayı koparıyorum ya. Şu ürünü her gün menüye koyman lazım. Evet. Ya bu bambaşka bir şey. Şehir dışından gelen takipçilerim için özellikle istiyorum bunu. Çünkü sadece perşembe günleri çıkıyormuş. Perşembe günleri genellikle şehir dışından hafta sonları geliniyor buraya. Aynen. O da yemeyecekler. Böyle güzel. Ben yani şunu söyleyeyim. Türkiye'de yediğim en iyi mumbarlardan bir tanesi bu. Evet. Çok çok iyi. Yani en iyi diyemiyorum. Ben çünkü en iyi tabirini kullanmak biraz tabii, çok fazla iddialı oluyor. Aynen. Daha yemediğim çünkü birçok mumbar var. Ama çok çok iyi abi ya. Çok çok iyi. Bir de buranın içli köftesine bayılıyorum. Şimdi biz burası pandemiden önceki işleyişiyle pandemi dönemindeki işleyiş tabii ki durdu. Pandemiden sonra eski günlerini yakalaması, hatta daha da farklı şehir dışından gelen insanlara hitap etmesi açısından özellikle bu içli köfte, mumbar ve diğer Adana'ya özel yemeklerin daha sık yapılması ve bunların da hafta sonu cumartesi gününde tekrar pişirilmesi ve insanlara servis edilmesiyle ilgili çalışmalarımız var. Süper. Ondan etiz. Harika. Çok iyi. Hatta dünya değişiyor. Her şey birazcık daha gelişiyor. Biz de burayı birazcık daha büyütüp yurt dışından, şehir dışından, yurt dışından da diyorum. Hmm. Benim yurt dışından hastalarım geliyor. Onları biz ameliyat ettikten sonra mutlaka burada bir ağırlıyoruz. Yani hocam şunu diyor. Gelin bana ameliyat olun, ben yemeği size yedireceğim. Ama o konuda hiç sıkıntı yok. Süper. Abi aşıkla maşuğu birleştirelim mi ya? Hadi iyi. Ben bunu bekliyordum bir saattir. Vallahi billahi kaç gündür aklımda bu. Adana'ya geleceğimi söylediğim andan itibaren Ender'e dedim. Köy sofrasına gidiyoruz, o içli köfteden yiyeceğiz. Afiyetler olsun. Vallahi. Benim kayınvalidem çok iyi yapar bunu. Hmm. Ama o bile o gün bunu yedikten sonra arayıp bizim Hatice Hanım'dan bunun dışını nasıl yapıyorsunuz diye tarifini aldı. Abi çok iyi ya. Bak şu an bile. Ya yemekte denge çok önemli hocam. Evet. Yani denge, hani lezzetler birbirinin önüne çok fazla geçmemesi gerekiyor. Böyle yediğin anda içindeki bütün o baharatı olsun, soğan olsun, eti olsun, dışına yaptığın bulgur olsun, bunları ağzın içinde hissetmen gerekiyor. Evet. Murat'ın mesleği de bu. Öyle mi? Asıl meslekleri bu, baba mesleği. Bizim ata mesleğimiz yemek bu. Yemek işi, lokanta. Esnaf lokantası. Senden böyle yorum alması çok daha önemli. Kesinlikle. Ve çok zor ve zahmetli bir iş yapıyorsun. Evet. Şu anda günümüzde esnaf lokantalarının sayısı gitgide düşüyor, bitiyor. Bu esnaf lokantası tarzı bu yaptığımız. Çünkü her gün sabah 5'te buraya açacaksın. Saat 11'e kadar bütün yemekleri hazırlayacaksın. Sonra tezgah hazırlayacaksın ve öyle bir yani, koşturmaca. Şimdi ben plastik cerrahım. Ben ameliyatla uğraşıyorum. Niye evet, bunu
biz de yapıyoruz veya ben yapıyorum. Çünkü buranın eski sahibi Cabbar abi çok saygıdeğer bir abi ama artık yaşlanmıştı. Ve böyle bir ortam, şu lezzet insanların gündeminde olmayacaktı. Ben sırf bu geçmişten gelen bir güzellik yaşasın diye, bu kültür devam etsin diye ki Adana Lezzet Festivali'ndeki belki de kebaplardan sonra en çok ilgi çeken standlardan biriydi bizimki. Çok biz güzel. Bunu devam ettirmek adına böyle bir şey yaptık. Harika. Ender de bize destek oldu bu konuda. Ben sizin gibi esnaflara, şehre mal olmuş mekanlara şunu söylüyorum. Kültür temsilcisi, yani gastronomi kültürlerine sahip çıkan, yani sizin mesleğinizin ne olduğunun hiçbir önemi yok. Tabii. Önemli olan kendi kültürüne, kendi buradan bir ticari kaygı beklediğimi düşünmüyorum hocam. Yok yani zaten. Burası evet. 7-8 masalı bir işletme. Buranın atla deve bir kazancı olmaz. Bir öğlen servisi olan bir iş yeri burası. Hocam zaten mesleğinde başarılı. Adana'da evet. Bilinen, parasal anlamda ekonomik özgürlüğü olan bir insan. Tamamen kültür mirasına sahip çıkıyor. Tabii Adanalıyız. Sayınız bin olsun hocam. İnşallah. Sizin gibiler her zaman her şehirde olsun. Sağ olun efendim. Çok teşekkür ederim. Vallahi ilgi alakanız için çok teşekkür ediyorum. Rica ederiz. Seve seve. Fiyatlarla ilgili bir bilgi alabilir miyiz? Bilgi verelim takipçilerimize buralarla ilgili. Fiyatlar 3 aşağı 5 yukarı bir genelleme ne kadardır? Mesela bir içli küfte, küfte diyorum ya. Ağzım burnum karıştı. Ben, siz fiyatı verirken ben şunu da götüreyim. Bir tanesi haşlanmış olarak 10 TL. Hı-hı. Haşlanmamış olarak 8 TL. İnsanlar buradan gelip haşlanmamış alıp evine de götürebiliyor. Çünkü aynı evde yediği lezzet. Bu arada bir sır vereyim. Hı-hı. Çok bayan, aman kocamın haberi olmasın, aman misafirlerimin haberi olmasın deyip gelip bizden alıp evine götürüyor. Kendi yapmış gibi bunu da şov yapıyor. Şov yapıyor. Ya biraz önce dolma yedim. İnanılmaz diyor ya. O ekşiliği var ya vuruyordu ve çok güzeldi, lezzetliydi yani. Onun için pişmemiş için de fiyat veriyorlar. Ne diğerleri yani? İçin ne dersiniz Yelda Hanım? Et yemeklerimiz 35 TL'den. Et yemekleri 35 TL evet. Evet, tavuk yemeklerimiz 25 TL. Sebze yemeklerimiz de 15 TL. 15 ile 35 TL arasında fiyatlarımız değişiyor. Tabii, öyle diyelim. Mumbar ve kaburga dolması, tandırımız ayrı bir fiyat, o da 40 TL'dir. Mumbarımız porsiyonu zaten, bunlar zaten arkadaşlar buraya geldiğiniz zaman, yani bu tarz mekanlara geldiğiniz zaman, yöresel mutfağı olan, hepsinden birer porsiyon şöyle ortaya söyleyin. Yani, şefin tabağı. Şefin tabağı veya işte mumbar mesela kesinlikle bir porsiyon ayrı olsun şöyle ortada, göbeğe koyalım onu. İçli köfteden ikişer tane kesinlikle yiyin. Pişman olursunuz. Diğer yöresel yemeklerden de şöyle ortaya serpiştirin. 4 kişi mi geldiniz, 3 kişi mi geldiniz, ortadan yerseniz daha lezzetli olur. Lokma paylaşınca lezzetli olur. Aynı tabaktan biz yemek yiyen bir neslin hala yeniyor. Düğünlerde eskiden mevlütlerde böyle ortaya korudu yemekler. Tek kaşıkla herkes yemeğini yerdi. Vallahi hocam çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu çıkmış olduğunuz kutlu yolda uzun uzun yıllar gidersiniz. Bu kültüre sizin gibi bayrağı farklı yere taşıyan insanlar da dedim ya sayınız bin olsun. Çok teşekkür ederiz. Enerjim sana da teşekkür ediyorum. Evet. Bana eşlik ettin. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmuyorsunuz. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.